Şimdi Bismillahirrahmanirrahim tekrar orucu bozan bozmayan. Yukarı. E, Ömer nasıl bilmenden okuyorum. Kasten yiyip içmek malum. Oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza hem de kefareti gerektirir. Bunlar açıklanacaktır. Bazen orucu bozar. Kefaret gerekmez. 61 gün gerekmez. Yani 60 gün bir de bir gün. Ama bazıları orucu bozar, kaza olur. Güne gün olur. Bazıları da kefaret de olur. Ona girilecek. Diyor ki unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu boz. Unutarak. Bozmaz deyince şaşırdım. Unutarak bir şey yemek. Unuttun. Ye, unuttun. Yedin, içtin. Cinsel ilişkide bulundun. Bu orucu bozmaz. Bu hususta farz, vacip, nafile oruçlar arasında bir fark yoktur. Üç tane oruç var. Farz var, vacip var, nafileler var. Çünkü unutma ve yanılma ile yapılan işleri bağışlanmıştır. Amene Resulü de söylüyor. Ya Rab unuttuklarımızdan bizi hesaba çekme. Malikilere göre bunların her biriyle farz olan oruç bozulur. Kazası gerekir. Malikilere böyle. Çünkü orucun rüknü olan imsa kaybolmuştu. Başka bir madde okuyorum. 101. madde. Yanılarak yemek yiyen bir oruçluya. Bu çok önemli. Bunu da çok soruyorlar bana. Ee, yanılarak oruçtu oruçluya yiyor. Yanılmış. Unutmuş. Baktın orucu yiyor. Bakılır. Bak bakalım. Onu yiyen eğer oruç tutmaya gücü güçlü görülüyorsa ona oruçta olduğunu hatırlatmamak ona olduğunu hatırlatmamak tercih edilen görüşe göre harama yakın mekruhtur. Yani benim gibi adama, senin gibi adama o ya Ne yapıyorsun ya oruçta? tamam Hatırlat. Ya unutmuş. Bu harama yakın mekruhtur. Yani hatırlatmayan mekruhtur. Fakat mesela benim babanem vardı. da yani işte 110 yaşında sizin de geçmişiniz Allah rahmet etsin. O da Allah rahmet etsin. Bazen böyle e, yiyordu, unuturdu. Çok yaşlı, 110 yaşında ama mümkün mü tutma ona? Çok yaşlı ve zayıf kimse olunca diğer ibadetleri sağlam yapabilmesi için ona hatırlatılmaz. Yesin bırak. Uykuya dalmış bir kimseyi vakti geçmeden namaz kılmak için uyandırmak da bir uyandırmak da bir görevdir. Mesela namaz geçiyor, yatıyorsun, yatıyor karşıdaki, sen ayaktasın. Namaz geçiyor, uyandırmayan, harama yakın mekruh demiştir. Ya bana ne ya, ne yaparsa yapsın diyemezsin. Uyuyan özürlü sayılır. Fakat uyandırmayan özürlü sayılmayacağı için günah işlemiş olur. 102. madde. Uyku halinde bir şey yiyip içmek orucu bozar bu yanılma işi gibi sayılmaz. Mesela uyur gezer var ya. Adam kalktı, uyur geziyor bazen. Gitti yemek yedi, yine yattı. Orucu bozar ama kefaret gerekmez. Güne gün olur. Multekada böyle geçiyor. Ben bazen ekleyeceğim size multekadan. 103. madde. Oruçta olduğu halde yemek yiyen kimse sen oruçluysun denildiği halde hiç aldırış etmeyerek yemesine devam etse sahi olan görüşe göre orucu bozuluyor kaza gerekir. Yani şu, muhtekadan söyleyeyim. Ya orucun bozuldu. Eyvah. Nasıl bozuldu zannıyla devam etse bilmiyor yani. Yani yedim ya. Ya unut, unuttu da tamam. Madem yedim bitti. Orucun bozuldu zanniyle yerse buna ne gerekir? Ee, ka ona kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Ama kasten ya bak di ekliyorsun diyorsun ki bak e bilmeyerek yedin ama bu güne gündür. Kes yeme daha yeme. Bu bozulmaz. Ama devam edersen kefaret gerekir dediğin aldı gene yiyorsan o zaman 61 gün gerekiyor. Başka 104. madde Hata yoluyla yiyip içmek de orucu bozar. Hata kefaret gerekmez. Bunun için oruçta olduğunu bildiği halde bir kimse kasıt olmaksızın kast yok. Hata ile bir şey yiyip içse abdest alırken veya abdest alırken boğazından aşağı su kaçsa böyle ama zan değil o vesvese yok. Bu kast böyle abdest alırken biliyorsun kupkuru boğaz su ilmesini kesin olur. Boğazına su kaçsa veya ağzına yağmur, kar taneleri düşüp midesine doğru gitse, köyde şurada burada, İstanbul'da da yağmur yağdırılıyor şiddetli. Nefes alırken girdi ağzında, midesine gittiğini hissetse, orucu bozulur, üzerine kaza gerekir. Fakat oruçta olduğu hatırında yoksa bunlardan dolayı oruç bozulmaz. Oruçta olduğunu da unutmuş. Yağmur girmiş, tane girmiş. Tamam mı? Ondan sonra ve yemiş, yemiş bir de diyelim ki yemiş. Ama bilmiyor. Hiçbir şey gerekiyor. Ama oruçta olduğu halde koşarken sinek girse, yağmur girse ondan sonra oruçluğunu bilse kefaret gerekmez. 61 gün gerekmez. Güne gün gerekir. Bir de mühim bir şey söyleyeyim. Gene muhtekada burada yok da. Bu fıkıh kitabıdır şey ilmi al kitabıdır. Ömer nasıl Bilmen. Piyasa. Nedir o? Gündelik fıkıh kitabı. Şey ilmi aldır. Multeka ise muhteka ise fıkıh kitabıdır. Multeka el ebhur. Yani bir insan böyle vazifelidir. Yani normal bir insana Ömer nasıl Bilmen fıkıh yeter. Ama biraz hocalığı varsa yani etrafına e, bazı şeyler söylüyorsa mutlaka Osmanlı İmparatorluğu'nun devletin bizzatı bizatihi kullandığı fıkıh kitabı var. Ölçü. O multekadır, dört cilttir. Biraz da alimse, mürekkep yalıp, yani bunun dersini veriyorsa İbn-i Abidin olacak böyle. Fetevai Hindiye olacak vesaire. Şimdi ne diyecektim? Unuttum. Bir şey diyeceğim ama. E, 105. 105. Ağza su verip çalka, çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığın tükürükle beraber yutulması orucu bozmaz. Abdest aldın, tükürük, ağzın ıslandı. Onunla tükürükle yutsan hiçbir şey olmaz. Yine insanın baş kısmından burnuna inen akıntıyı <laughs> diye, bak biraz önce yaptım, <laughs> diye yani burnunu çeksen akıntıyı kasten içeriye çekip orucu da bozmaz. Başla. Başka. 106. Dişlerin arasından çıkan kan. Bu da çok soruluyor. Dişlerin arasına çıkan kan boğaza gidecek olsa bakılır. Eğer az olur da içeriye geçmesi oruç bozmaz. Çünkü adet gereği bundan korunmak mümkün değildir. Bazen dişi kanıyor ya etleri. Çok olmakla beraber çokluğu tükürük, tükürük teşkil ediyorsa hüküm yine böyledir. Şimdi ölçü verecek. Yani kan içeriye gitti. Güne gün olur mu olmaz mı? Şimdi diyecek ki kan çıktı diş hastalığından dolayı. Çoğu azı nedir yani? Ne kadar? Fakat çoğunluğu kan olur. Yani tükürük. Bir ağzında tükürük oldu. Tükür bir yere. Biraz önce yuttun. Ya Allah Allah kan gitti ya. Bir tükürdün kan var. Eyvah biraz önceki kan içeriye gitti. Peki bozulur bozulmaz. Ağzına gelen o gene tükürüklü kan. Bir yere bir tükür. Eğer o tükürün çoğu kansa, tükürün çoğu kansa güne gün tutacaksın. Yok, tükürük fazla, kan azsa hiçbir şey yok. Tadı bak fakat çoğunu kan olur ve tadı duyulur bir halde veya kanla tükürük eşit bulunursa yutulunca oruç bozulur. Çıkarılan diş içinde böyle bu haller geçerlidir. Nedir o? Bak, çoğunluk kan olur ve tadı duyulur bir halde veya kanla tükürük eşit bulunursa yutunca oruç bozulur. Tamam. Demek ki azsa bozmaz. Ne dedi? Dişten arasına çıkan kan boğaza gidecek olursa bakılır. Eğer az olursa içeriye geç geçme oruç bozmaz. Ama içeriye e, girerse tükürükten de fazlaysa güne gün olur. Peki diş çıkar çekmen lazım. Çok ağrıyor. Çıkarılan e, dişten de akan kan böyledir. Aynı bunun gibi. Sokmayacaksın tükürünce kan vermek gibidir. Bir şey olmaz. Ama bunu iftardan sonra bırakmak. Çünkü içeriye geçirmemesini çok zor ya tabii. Yüze, 107. madde. Ağızdan dışarıya. Bak ağızdan dışarı çeneye doğru iplik halinde sarkan ve ağızdan kopuk ayrılmayan ağız salyası içeriye çekilip yutmak da orucu bozmaz. Çünkü bu halde henüz ağızdan çıkmamış sayılır. Bunun gibi herhangi bir sebeple ağızdan çıkıp yine ağza girerek boğaza giden bir su ile de oruç bozulmaz. Mesela ağızdan salya çıkıyor böyle tekrar yutarsam bozmaz. 108. madde kişinin konuşmaktan veya başka bir sebepten dolayı tükürükle Islanmış dudaklarını emmesi orucunu bozmaz. Çünkü bunda bir zarret vardır. Ee, çok önemli bir maddeye geldim. Çok soruluyor bu da. Diyor ki, Göz yaşı veya yüz teri ağza girecek olsa bakılır. Terli. Veya göz yaşı ağza girse veya ter boğaza ağza girse. Boğaza değil ağza. Eğer bir veya iki damla gibi az bir şey ise orucu bozmaz. Çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir. Fakat tuzluluğu bütün ağz içinde duyulacak derecede fazla olup da oruç hatırdayken yutulacak olsa orucu bozar. Güne gün gerekir yani. Yani oruçlusun bir iki damladan fazla tamamen ağzın her tarafına tuz kaplamış. Ve oruçlu olduğunda biliyorsun yutarsan güne gün olur. Kefaret olmaz gene. Başka 110. madde. Yenilmesi kastedilmeyen, kendisinden kaçınılması mümkün olmayan bir şeyin içeri girmesi olucu bozmaz. Onun için ilaç olarak bak. Bu çok önemli. Sana bakıyor. Onun için ilaç olarak ağrıyan dişe konulan karanfil tadı tükürükle boğaza kaçarsa veya 2 Havada dağılan bir duman. Havada dağılan bir duman ve toz topraktan öğütülen veya tokmakla dö dövülen şeylerden kalkan toz orucu bozmaz. Uçan bir sineğin boğaza kaçması da böyledir. o biraz önce demiştik ki güne gün değil. O demek ki sinek boğaza kaçarsa Kaçtı. O mideni bozmazmış. Niye bozmazmış? Çünkü bu sinek yenilen bir adet değil yani. Adet değil bu. Yani kimse sinek yemez ya. Yani. Onun için uçan bir sineğin boğaza kaçması da böyledir. Fakat dişe ilaç olarak konulan bir nesnenin mesela karanfilin yutulması orucu bozar. Yani koydun bir şey yok, yok ama dişe ama Karanfili yutarsan, karanfil biliyorsun diş arsını geçirir. Yine oruçlu bulunduğunu hatırladığı halde kokladığı bir buhurun. oruçta olduğunu biliyorsun. Buhur var ya böyle. Ee, bazen burun şey için, bazen de cinli hastalara buhur yapılıyor. Oruçta olduğu halde kokladığı bir buhurun, kokunun dumanı içeri gitse veya bir sineği tutup yutsa, kasten sineği tutup yutsa orucu bozulur. Böyle bozulan bir oruca kaza etmek gerekir. Yani buhar yaptın, sineği tuttun yuttun buna e, kaza gerekir. Kaza etmek gerektir, kefaret gerekmez ki Ke Kefaret çok zor yani şartlarda hemen olmaz o 61 gün. 111. madde. Renk veren bir iplik parçasını defalarca ağza alıp çiğ, çıkarmak orucu bozmaz. Fakat oruçta olduğunu hatırlayan kimse ağzına aldığı herhangi bir renkli ipliğin tükürüğünü yutsa, yutacak olsa orucu bozulur, güne gün olur. 112. Dişlerin arasında kalmış olan bir yemek kırıntısı yutulsa bakılır. Yani bu da çok misvak kullanmadı, fırça kullanmadı. Bu arada ee, sevgili kardeşlerim sakın diş macunu kullanmayın. Çünkü ulemalardan hep görmüşüm. İbrahim Hakkı Hazretleri'nde de görmüşüm. Ee, şey var ya iki kaş ortası. Nefsin olduğu yer. E ee, tıpta şey diyorlar ona ya. E hipofiz bezi diyorlar. Hipo, hipofiz bezi. Bu e, Florna bu ee, şey oluyormuş ne diyorlar ona ee, üzeri kapanıyor. Devre dişi oluyor. E, Romatizma gibi bir şey oluyor. Yani şimdi bunu e, zındıklar şöyle bir yöntemle bulmuşlar. Mesela vücutta e, en çabuk ilacı emen maddeyi emen yer ağızdır. Onun için dil altı koyarlar. Dolayısıyla diş macularında flor var. Direkt o Hipofiz bezini bloke ediyor, e, etkiliyor, devre dişi yapıyor. Zındıklar, zındıklar bunu çözmüş, bunu şakralar olarak da şey yapıyorlar. Bunu çözmüş zındıklar, filor maddesini bol koyarlar. Diş Dişmacının şöyle yapabilirsiniz: Beş tane maddeyi karıştırın, e, fırça olarak kullanın, macun olarak kullanın. Nedir o? Zerdeçal. Karanfil zencefil bal. Demek ki zerdeçal, karanfil, zencefil, balı karıştırıyorsun. Macun yapıp onu kullanıyorsun. Ben e, en az 2-3 seneden beri bunu kullanıyorum. Hiç fırça şeye macun kullanmıyorum. Yapmayın onu. Flor maddesi var. Zalimler koymuş. Ve e, tansiyon tansiyon hastalarına, kalp vesaire hemen ağza dil altı verilip emiliyor. Demek ki diş fırçasına koyduğun o macun emiliyor hemen. Hipofiz bezi böyle onların ifadesiyle kafa gözü, kalp gözü falan diyorlar onlar. bu bloku ediliyor. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Nedir o? Dişlerin arasında kalmış olan bir yemek kırıntısı yutulsa gece kalmış bakılır. Eğer az bir şey ise orucu bozmaz fakat çok olursa bozar. Ne demek az çok? Nohut danesinden küçük olan şey azdır. Nohut danesi kadar olan şey çoktur. Bu bir ölçüdür. dişten arasında kalan susam veya buğday danesi gibi az bir şey yutmak orucu bozmaz. Fakat böyle bir şey dışarıdan alınıp yutulursa orucu bozar. Bu halde tercih edilen görüşe göre kefaret de gerekir. Mesela dışar dişin arasında değil de dışarıdan no tanesi kandan daha küçük bir şey alıp yutsan kefaret gerekir. Ancak böyle pek az bir şey ağza alınıp çiğnense oruca zarar vermez. Çünkü bu ağız içinde dağılır bir zerre halinde kalır. Ancak bunun tadı ağza giderse yutarsa bozulur. Neyse buraları aşayım ben okumayayım. Lazım olanları okuyayım. 114. madde bir kusuntu kendiliğinden gelince bakılır. Bu da çok soruluyor. Kustum diyor abi diyor. Eğer ağız dolusu olmayıp içeriye dönerse ağız dolusu değil ama ağız bir şey ama içeriye döndü. Mideye gitti. İttifak oruç bozmaz. Fakat içeriye döndürülürse bak eğer az dolusu olmayıp içeriye dönerse ittifakla oruç bozma. Fakat içeriye döndürülürse İmam Ebu Muhammed'e göre orucu bozar. Çünkü imsa kaybolmuştur. İmam Ebu sıfaya e göre bozmaz. Çünkü bu az olduğu için abdesti bozmadığı gibi orucu da bozmaz. Fakat bu kusuntu ağız dolusu olup kendi başına içeriye döne dö dönecek olsa İmam bu Ebu Yusuf'a göre ucu bozar. Çünkü bu taharete de engeldir. İmam Muhammed'e göre bozmaz. Mesela ağız dolusu var içeriye içeriye dönmüş. İmam Muhammed'e göre de bozmuyor bak. Çünkü imsak kasten terkedilmiş terk edilmiş değildir. Ancak böyle bir kusuntu kısmen veya tamamen sahibi tarafından geriye çevrilirse ittifak uç bozar. Yani eğer boğazına geldi tükürmedin de yutarsan az olsun çok olsun yutarsan oruç güne gün olur. Kefaret gerekmez. Bu zaten orucu bozan bozmayan şeyler okuyoruz. Kefaret gereken gerekmeyen yerleri okumuyor. Bir kusuntu sahibi tarafından kasten getirince bakılır. Mesela baş ağrılarında daha çok oluyor. Elini sokmuş kusuntu yapılmış. Eğer kasten getirilince eğer ağız dolusu ise itifakla orucu bozar çünkü bu hal hem taharete hem de imsaka engeldir. Yani zaten ağız dolusu kusmak abdesti de bozuyor. Bu halde içeri az çok bir şey dönüp gider. Bunun için orucun kazası gerekir. Fakat ağız dolusundan az olup da kendi başına geri dönerse İmam Muhammed'e göre orucu bozar. Çünkü bu imsak engeldir. İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Çünkü az olduğundan tarihte engel değildir. Bu kusuntu içeriye çevrildiği takdirde İmam Muhammed kendi kasten yaparsan İmam Muhammed hem de İmam Ebu Yusuf'tan da bir rivayete göre orucu bozar. İmam Ebu Yusuf'un diğer bir rivayetine göre bozmaz. Başka bir madde. Yalnız yapışmak vesair bunu da siz okursunuz. Özel şeydir. E bunu çok soruluyor. Bunu okuyayım. 117. madde. İki yoldan başka herhangi bir uzva yapılacak temas sonucu insal olmazsa oruç bozulmaz. Fakat insal olunca oruç bozulur ve yalnız kara, kaza gerekir. El ile e, bu tür şeye yapmak veya hayvan ve öyle temasla e, gusul incap edecek insal da nedir? Böyledir. Yani güne gündür kefaret gerekmez. E, başka bunlar. 120. madde özel olduğu için özelleri geçiyorum. Oruçta olan kimse büyük abdest temizliği yaparken içeriye su geçmemesi için nefes alıp vermemelidir. Hele bu ala franga e, suyu musluğa açıyorsun böyle tazlıkta su geliyorsa onu eğer orada öyle yapacaksa, taletleneceksen bari az aç. Az aç. Elinden geldiği kadar hafif aç ve kağıtla temizle. E, ne yapacaksın? Yaparken içeriye su gir geçmemesi için nefes alıp vermeyeceksin. Böyle vücudunu sıkacaksın. Nefes alıp vermeyip vücudunu sıkarsa makat kapanıyor ve su girmiyor. Bu temizlik üzerinde aşırı gidilir de su hükme yerine kadar ulaşırsa orucu bozar. E, hükme derken içeri gidiyor. Devam ediyorum. Bu anlaşılmış. Yani bu da çok mühim de e, ala turkayı kullanmak lazım. Onu da kullanırken bir, tam tahretlenirken nefes alıp vermiyorsun ve vücudunu sıkıyorsun. Sıkınca makat kapanıyor. Hele fiskeli yapacaksan ala franga o zaman az açıyorsun, nefes alıp vermiyorsun, kendini sıkıyorsun. Başka ihtikan, şiringa yapmak. Yani buruna ilaç akıtmak. Bak buruna ilaç akıtmak. Kulağa yağ damlatmak orucu bozar. Kazayı gerektirir. Güne gün olur. Fakat kulağa giren su orucu bozmadığı gibi kulağa dökülen su da kulağa dökülen su da tercih edilen görüşe göre orucu bozmaz. Banyo yaptığın zaman kulağa da giriyor ya. Bunun gibi üzerinde kulak kiri bulunan bir karıştırıcının kulağa birkaç defa sokulup çıkarması da orucu bozulmaz. İmam-ı Şafi'ye göre bozar. Başka bir özel bir şey de var. Bunu da atlıyorum ki. E, 123'ü de atlıyorum. 124. İnsanın derisinden içeriye sızan şeyler orucu bozmaz. Bu çok önemli. İnsanın derisinin içeriye sızan şeyler orucu bozmaz. Bunun için vücuda sürülen bir yağ veya yağ yani merhem yıkanıp içeriye soğukluğu geçen bir su orucu bozmaz. Yani ama yara ağzı açık olmayacak da deriye sürmüşsün. Yine göze dökülen bir ilaç orucu bozmaz. Göze dökülen orucu bozmaz. Boğazda duyulsa bile. Göze sürülen bir sürme de böyledir bozmaz. İzi ve rengi tükürük de, tükürük de görülse de. Çünkü bunların böyle içeri geçmesi derideki emişler, emişler, emişledir. Başka? Oruçlunun kendi işi olarak ağzından başka vücudunun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulup kaybolan ve başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan herhangi bir şey orucu bozar. Bu hususta içeriye giden şeye bakılır, gittiği yola bakılmaz. Bundan dolayı bir kimsenin başkası tarafından herhangi bir uzuna saplanıp, başkası tarafından saplanıp Vücutta kaybolan odun ve demir benzeri bir şey orucu bozar. Fakat böyle bir şeyin bir ucu dışarıda kalmış olursa orucu bozmaz. Bir parçası içeriye sokulmuş olan bir süngü veya bir odun parçası da böyledir. Yine iç boşluğa veya dimağa kadar uzayan derin bir yaraya konulan yaş bir ilaç. Bak iç boşluğa veya dima kadar uzanan derin bir yaraya, yarık bir yaraya konulan yaş bir ilaç içeriye veya dima kadar geçince orucu bozar, kaza gerektir güne gün. Bu mesele İmam-ı Şerhasi'nin Mepsut adlı kitabındaki açıklamasına bakılırsa İmam Azam'a göredir. Bu esas üzerine denilir ki Ömer Nasuh bin 297'den okuyorum. Ramazanda gündüz vakti vücuda yapılan iğne de orucu bozar ve kazaya gerektir. Çünkü bu hem oruçlunun rızasıyla yapılmakta hem de vücudun yararına yapılmış bulunmaktadır. İğne aracılığıyla vücuda, vücutta bir yol açılıyor ve böyle ilaç tam vücudun içine akıtılmış oluyor. Artık bu şekilde ilacın içeriye girmesi, suyun deriden emin, emilerek içeri girmesi gibi değildir. Bundan dolayı açık bir ihtiyaç veya zarret bulunmayınca iğneler iftardan sonra yapılmalıdır. İhtiyata uygun olan budur. Hatta bir görüşe göre başkası tarafına sokulup vücudun içinde kaybolan demir parçası gibi bir şey vücudun yarına olmadığı halde yine orucu bozar. İki imama gelince bu İmam Azam'a göreydi. Bunlara göre bir şey tabi yoldan içeri girmedikçe oruç bozulmaz. Çünkü oruç yaratılışta bir yol ve kanal olan bir uzuvdan, organdan bir şey içeri sokmaktan kendini tutmaktır denmiş. İmam Ebu Yusufla ile İmam, İmam Muhammed Eşeybani. Yani bir organ yoluyla içeri girmesi lazım. Bun, biz diyor buraya e, bu yolla içeri sokulmamakla emrolunmuşuz. Biz böyle bir imsak ile emrolunmuşuz. Bu hususta geçici olan yol ve kanallara itibar edilmez. Bunun için dışarıdan bir yaraya konulan ilaç. Bak, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre e, yara yara açık olsa deriye değil de mesela mantardır, kaşıntıdır buraya merhem sürsen hiç bütün imamlara göre oruca bir şey gelmez. Mantardır, kaşıntıdır. Fakat yarık olsa, yara olsa böyle İmam-ı azama göre e, yarıklara güne gün gerekir diyor. İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'e göre okuyorum. Bunun için dışarıdan bir yaraya konulan ilaç boşluğa kadar gitse de orucu bozmaz. Vücudun derisini yırtarak içeriye giden kaybolan bir demir, bir kurşun parçası hakkında da hüküm böyledir. Buna göre iğne ile de orucun bozulmaması gerekir. Evvelce fetvahane Osmanlılarda fetvahane tarafından da böyle fetva verilmişti. Evvelce fetvahane tarafından da bu yolda fetva verilmişti. Fakat daima ihtiyat yolunun gözetilmesiyle iyidir. Mesela iğne nedir? yine bir kanal açılmış İmam-ı Ebu Yusuf. İki imama göre bozulmaz. Ama ne zaman? Yani hakikaten gidiyor. Durumu iyi değil. yani hayatı tehlike var. Yani hayatı tehlike var. Bazı diyecek ki o zaman tutmaz. Yok o şekilde değil. Ben onu tevil etmeyeyim. Diyor ki ben de aynı metni okuyayım. Ee, durumuna düşmüşse zaruret buna göre bu e, iğne yaptırmakta fetvanede fetva verilmiştir diyor daha önce. Ama i̇mam Azam müsaade etmiyor. E peki iğne yaptırmak zorunda kaldı. Nedir? Ne gerekiyor? Güne gün e, gerekiyor. i̇mam Ebu Yusuf'a göre, i̇mam Muhammed'e göre güne güne de gerekmiyormuş. 126. madde e böyle ihtilaflı şeylerden ihtiyat yani iftardan sonra bırakmak lazım. 126. madde. Baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yaranın ıslaklığı ile dimağa veya boşluğa gitmeyen bir ilaçtan ittifakla oruç bozulmaz. Mesela biraz önce anlattım. Kaşıntıdır, mantardır. İlaç sürsen, merhem sürsen oruç bozulmaz. Hissetsen bile. Fakat böyle bir yaraya konulup dimağa veya içeriye gidip gitmediğine şüphe edilse edilen sıvı bir ilaç İmam Azam'a göre oruç bozar. Çünkü böyle bir ilaç adet bakımından içeriye geçer. İki imama göre bununla oruç bozulmuş olmaz. Çünkü böyle şüphe ile oruç bozulmayacağı gibi tabi olmayan bir yoldan içeri giren bir ilaç ile de oruç bozulmaz. Demek ki orucu bozan bozmayan şeyleri okudum. Birincisi neydi? E, mekruh olup olmayan orucumuza. İkincisi ne okudum? Orucu bozan bozmayan madde okudum. Amel Nasıl orucu bozan bozmayan şey okudum. Şimdi de kaza edilmesi gereken ve gerekmeyen oruçlar.